Değerli izleyicilerimiz, bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Klinik psikolog efendim Deniz İzmir bizlerle. Dilerseniz de Deniz Hanım'a öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanımış olalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Deniz Hanım? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok mersi. Bizler de iyiyiz. Sizleri takdim etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Deniz İzmir, klinik psikoloğum. 22 yıldır bu işi yapıyorum. Maşallah. 22 yıldır çocuklarla, aileleriyle, yetişkinlerle çalışıyorum. Neden psikolog desem, neden bu mesleği tercih ettiniz? Neden psikolog? Çok güzel bir soru. Ben küçücüktüm ve psikolog olmayı istedim. Nereden bu aşk girdi içime bilmiyorum. Ama hep psikolog olmak istedim. Ve üniversitede 3 tane tercih yaptım zaten. 3'ü de psikolojiydi. Allah'ım dedim, psikolojiyi kazanmazsam olmaz böyle bir şey. Çok istediğim meslekti. Çok insanlara yardım etmeyi çok sevdiğim için sanırım. Küçükken de öyleydim. Birilerinin hayatına dokunmak, onlara faydalı olmak hoşuma gidiyor. O yönde ilerleyip psikolog oldum. Ay ne kadar güzel. Psikolog ne yapar öyleyse hocam? Psikolog ne yapar? Aslında çok şey yapar. Çünkü nerede çalıştığıyla ilgili biraz bu. Hastanede çalışıyorsa testler, teknikler, gözlemler, terapiler. Eğer terapist eğitimi de varsa terapiler yapar. Başka bir yerde çalışıyorsa o işin gereklerini yapacaktır. Mesela trafikle ilgili bir yerdeyse belki orada trafik teknikle ilgili bir takım psikoteknik testler yapacaktır. Bir okulda çalışıyorsa okul psikologla yapacaktır. Yani nerede olduğuyla ilgili. Çok ama geniş. Sonuçta insanla çalışacak. Onu gözlemleyecek ve ona yardım edecek. Doğru. Neticede insanlığa dokunmak evet, aslında. Evet kesinlikle. O ruha dokunuyorsunuz. Hı-hı. Peki hocam psikologlara kim gider? Psikologlara kim gider? Aslında psikologlara herkes gidebilir. Yani bunu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü psikologlara giden insanların her zaman sorunlu olduğu zannediliyor. Oysa öyle değil. Hepimizin psikoloğa ihtiyacı olabilir her an. Çünkü bazen kendimizi kaygılı hissederiz. Bazen üzgün hissederiz. Bazen bu üzgünlük bir travma yaşamışızdır, bir kayıp yaşamışızdır. Hepimizin başına gelir. Ne bileyim anneniz vefat etmiştir, babanız vefat etmiştir. Bunlar hepimizin yaşadığı süreçler. O üzüntüyü atlatamamışızdır. Mesela bunlar. Sadece bu değil ama bu gibi durumlarda bile yardım alabiliriz. Eğer yasımız uzadıysa. Çocuklarımızla ilgili bir sıkıntımız varsa, çocuğumuzla iletişimimizde bir problemimiz varsa, çocuğumuz okula başlamıştır, okula uyumunda problem olmuştur, geçer diye beklememek lazım. Bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyuyoruz bu gibi durumlarda. Yani her zaman, her şekilde, her insan gidebilir. Hatta daha kaliteli bir yaşam sürmek için bile sadece kendi duygularımızı, ne hissettiğimizi, neden bazı davranışları yaptığımızla ilgili soruların cevaplarını almak için bile dediğim gibi daha kaliteli bir hayat için psikoloğa gitmeliyiz hepimiz diye düşünüyorum. Ne zaman İhtiyaç duyuyorsak. Gitmeliyiz hocam? İhtiyaç duyduğumuz an ne zaman olmalı? İhtiyaç duyduğumuz an eğer bir sorun içerisinden çıkamadığımızı hissediyorsak, hani hepimiz bazı sorunlar yaşarız, çocuğumuzla da bazen sorunlar yaşarız ama bunu bazen kolayca halledebiliriz. Ama bazen ne yapsak da sonuç alamadığımızı düşünürüz. Çocukla olduğunu düşünürsek. Bu gibi durumda bir üçüncü gözün bizim hayatımızı gözlemlemesi bir güzel bir geri dönüş için iyi olur. Yetişkinsek de öyle. Yani ne bileyim bir evleneceğizdir ve evlensem mi evlenmesem mi hangisi benim için doğru olur diye düşünüyorsak bir kaygımız varsa, bir korkumuz varsa hayatın her alanına dair bunlar benim şu anda aklıma gelen örnekler. Kendi içsel dünyamıza bir yolculuk yapmak adına bu işin eğitimini almış bir terapisten, bir psikologdan yardım almak çok insani bir şeydir. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Hocam çok daha eskiden böyle çirkin sıfatlarla adlandırılırdı. Aslında hep şuna benzetiyorum. Nasıl hastalandığınız zaman doktorunuza gidiyorsunuz işte diş ağrısı olur, karın ağrısı olur, bir rahatsızlık olur. Hiçbir farkı yok aslında hocam. Kesinlikle. Yani her şey zaten ruhumuzda bitiyor. Ruhumuzun taze, canlı ve sağlıklı, yani sağlıklı anlamda nasıl olacak ama hani sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için başta doktoruna gitmen gerekiyor zaten. Bundan aslında tuhaf karşılayacak ya da böyle bir ön yargıyla bakması gereken hiçbir nokta yok. O yüzden hocam hani size daha çok kimler ve neden gelir, kimlerle çalışıyorsunuz?
Daha çok çocuklarla ve aileleriyle çalışıyorum. Çünkü en baştan beri bu şekilde başladı süreç ve daha sonra çocuklarla çalışmayı çok sevdim. Ama çocuklarla tek başına çalışamıyorsunuz. Çünkü çocuk demek, çocukta bir problem varsa ya da yardım alacak bir durumdaysa anneyle ve babayla da birlikte çalışmak zorundasınız. Dolayısıyla da yetişkinlerle de çalışıyorsunuz. Eğer çocukla çalışıyorsanız anne babanın evliliğiyle ilgili de çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Hem yetişkinlerle hem çocuklarla çalışıyorum ama çocuk ağırlıklı çalışmayı daha çok seviyorum açıkçası. Siz nasıl yardımcı oluyorsunuz bu noktada? Nasıl yardımcı oluyoruz? Öncelikle eğer söz konusu olan şey çocuksa çocuğu gözlemliyorum. Anne ve babadan bilgi alıyorum. Bu doğrultuda problem neyse ona yönelik hem anne babayla hem de çocukla yapmamız gereken çalışmaları yapıyoruz. Ve bu süreç dahilinde zaten çocuktaki gelişmeleri aileyle birlikte gözlemliyoruz. Yetişkinse eğer, yetişkin de bize geliyor. Onunla gözlem görüşmelerini yaptıktan sonra eğer beraber çalışmaya karar verirsek beraber çalışıyoruz ve onun içsel yolculuğunu birlikte yapıyoruz. Ben elimden geldiğince ona rehberlik ediyorum bu yolculukta ama o tüneldeki ışığı tabii ki kendisi içgörü yeteneğiyle birlikte görüyor ve değişimi zaten zaman içerisinde kendisi de fark ediyor. Ama şunu da söylemek lazım, değişim böyle 3 kere psikoloğa gittim. Hiçbir şey değişmedi. Böyle bir şey değil. Psikoloğa ve terapiste gitmek bir süreçtir. O sürecinizi tamamlamanız gerekir. Yani biraz sabırlı olmanız gerekir. Çünkü hiçbir değişim çok hızlı ve kolay olmaz. Hızlı değişim zaten çok da sağlıklı olmaz. Doğru. Gelelim hocam terapiye. Terapi nedir ve sizin çalışmış olduğunuz terapi yöntemlerinden de biraz bahseder misiniz? Terapi dediğim gibi insanın içsel yolculuğuna çıkaran insanı, o içsel yolculukta duygularını, bu duygular iyi olabilir, kötü de olabilir, öfkelerini, sancılarını, kıskançlıklarını, travmalarını açığa çıkarıp onları gözlemleyen, ayrıştıran, farkına varan birey bu duygularını ve düşüncelerini dışarıya çıkardığı ve bunlarla çalıştığı için bir müddet sonra o duygu, düşünceler dönüşür ve kişinin değişimine neden olur. Terapi aslında bu değişim ve dönüşüm sürecinde terapistle danışan arasındaki ilişkidir. Bir sağaltım yöntemidir. Ama bu yöntem çok farklı olabilir. 500 çeşit terapiden bahsedebiliriz. Belki de daha fazla, bilmiyorum. Öyleyse hocam, terapiye gelen kişi değişir mi? Ya da terapi insanı nasıl değiştirir? Terapiye gelen insan değişir. Ama bu onun biraz da içgörü yeteneğiyle ilgilidir. Ama çocuktan bahsediyor. Şimdi önce çocuk ve yetişkinden bahsedeyim. Çünkü ikisinin farklı süreçleri var. Çocuk değişir. Çocuk nasıl değişir? Kullandığınız terapi yöntemi, onu karşınıza alıp konuşturmazsanız. Başka türlü değişik terapiler kullanırsınız dediniz ya, onu ben cevaplayamadım aslında, hangi yöntemleri kullanıyorsunuz diye. Ben çocuklarda oyun terapisi ve sanat terapisini öncelikli olarak kullanıyorum. EMDR teknikleri de var, bir travmala çalışıyorsanız onlara girersiniz ama daha çok oyun ve sanat terapisini işin içine katıyorum. Çünkü çocuk sözel değil, sözlerini bir esere dökerek, bir oyuna, oyuncakla, oyuncak aracılığıyla ya da sanat terapisinden bahsediyorsak herhangi bir malzemeye dökerek duygularını dışarıya aktarır. Çocuğu alıp karşınıza niye üzülüyorsun, niye kırgınsın dediğinizde çok başarılı olamayabilirsiniz. Ama o üzüntüsünü, o kırgınlığını, o yasını, travmasını, o özgüven eksikliğini, o başarısızlığını, her neyse yani hayatındaki şey, oyuncağa döküyorsa çocuk zaten iyileşme sürecine girmiş demektir. Dökebiliyorsa onu dönüştürecek demektir. Yetişkin de aynı şekilde. Yetişkin bunu sözlerle yapar. Ama ben yetişkinlere de sanat terapisi yapıyorum. Ya da başka teknikler de kullanıyorum. Çoğu zaman sözler olarak bunu aktardığı zaman, geçmiş hayatını konuştuğu zaman ve geçmişteki travmalarını, üzüntülerini, kıskançlıklarını, öfkesini, her şeyi neyse aklınıza gelen, sevgisini, belki aşkını tekrar yaşadığı zaman terapi odasında o dönüşecektir ve iyileşme gerçekleşecektir. En güzel nokta da burası zaten. Evet, evet. İşte mesleğinizi seviyor musunuz hemen demek istiyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Çünkü başkalarının hayatına dokunmayı çok seviyorum. Özellikle çocukların hayatına. O çocuk benim odama geldiğinde üzgünse, uzun süredir çok mutsuz, okulda başarısız, derslerinde başarısız,
o kadar çok üzgün çocuk geliyor ki terapi odasına. Bir ay, iki ay sonra o çocuğu oradan gülümserken çıkıyorsa benim odamdan, benim için en büyük mutluluk budur. Yine yetişkin içinde, yetişkinlerin terapisinde de şunu söylüyorlar. İyi ki de gelmişim. Baştan hiç olmayacak zannetmiştim ama hocam kendimde şu değişiklikleri görüyorum. Artık uçağa binebiliyorum korkmadan. Artık panik atak yaşamıyorum. Artık kendimi o kadar değersiz hissetmiyorum. Ben o kadar sevilmeyen bir insan değilmişim. Ya da artık ben sosyal ortamlarda çok rahat konuşabiliyorum diyorsa değişmiştir zaten, değil mi? Ya bu değişim de terapi, ama terapi sırasında terapiste olan ilişki süreci iyileştiriyor. Peki hocam, davranış problemlerinin nedenleri neler olabilir sizce? Davranış problemleri çocuklarda o kadar çeşitli ki bunun nasıl olduğuna bakmak lazım ve ne olduğuna. Mesela bir parmak emme, tırnak yeme, altını ıslatma, yalan söyleme, çalma davranışı, birçok saldırganlık, agresyon, öfke kontrolsüzlüğü olabilir. Hepsinin aslında dinamikleri farklı. Hepsi için bir şey söyleyemeyiz. Ama siz bana şunu derseniz, genellikle nedir derseniz. Bakın, her şeyde önce davranışa bakıyorum. Ne bozulmuş, ne zaman bozulmuş, nasıl bozulmuş. Ama her şeyde anahtar, kilit nokta anne baba oluyor. Anne babanın iletişimine bakıyorum. Anne babanın çocukla olan iletişimine bakıyorum. Çocuğun kardeşleriyle veya büyük bir ailesi onunla iletişimine bakıyor. Bir de tabii çocuğun doğuştan getirmiş olduğu özellikler de var. Bunları hiç yadsıyamayız. Yani her şeyi anneye babaya yüklemeyelim. Bazı şeylerin, mesela saldırganlıktan bahsedersek, frontal lobda bir takım problemler varsa çocuk agresyona yönelebiliyor. Burada da her şey anneyle babanın hatası diyemeyiz. Ama yine de iletişim düzenlemeleri, sınırlar, kurallar, bunlar evde var mı? Genetik faktörler veyahut da başka durumlar söz konusu mu? Onlara bakıyoruz. Her şey olabilir. Ama genel anlamda aile içi ilişkiler diyebiliriz. Karne zamanı geldi hocam. Evet. Anne babaları bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi ben karneyi notlarının yazıldığı bir kağıt olarak görmüyorum. Matematik 5, Türkçe 4. O şekilde görmüyorum. Karne aslında biraz annenin ve babanın çocuğa zaman ayırıp ayırmadığını, anne ve babanın arasındaki ilişkinin ya da kötü ilişkinin diyelim, çocuğa biraz fazla yansıtılmış olabileceğini ya da çocuğumuzun ders çalışma davranışını kazanamadığını, zamanını iyi değerlendiremediğini, bir yerlerde bir hata yaptığımızı biraz bizim yüzümüze vurur, değil mi? Ya da çocuğumuzda bir problem varsa bu problemin ne olduğuyla biraz ilgilenip onu gözlemlememiz gerektiğini bize hatırlatır. Ya da birinden artık bir yardım alalım, nerede eksiğimiz var dediğini düşünüyorum karnenin. Ama karneye şunu da söyleyelim seyircilerimize, bir hafta sonra karneler verecek, kötü karneler olacak, iyi karneler olacak. İyi karnesi olan çocuklarımızın hepsini tebrik ediyoruz ama kötü karnesi olan çocuklarımız da olacak. Bu da çok normal. Onlar için de bir fırsat olarak görelim. Evet, bir hata yapmışız bir yerde ya da bir eksiklik var bizim göremediğimiz. O eksikliği nasıl tamamlayabiliriz, nasıl tamamlamalıyız, nerelerde ne gibi müdahaleler yapmalıyız, düzenlemeler yapmalıyız ki bir dahaki karnemiz güzel olsun, niçin olmasın, olabilir. Çünkü dedim ya, değişim her zaman mümkün. Yanlışımızı görmek ve o yanlışa müdahale etmek önemlidir. Karneye hediye vermeli miyiz kısmına gelirse, ondan da bir iki cümle bahsedeyim vaktimiz varsa. Karnelerin hediye alması gerektiğini düşünmüyorum ben. Çok iyi karne geldi diye bir şeyler almayalım. Çünkü karnedeki başarı sizin başarınızdır ve çok güzel bir şeydir, değil mi? Bunu tebrik etmek, kutlamak ve başarılarını takdir etmek bence yeterlidir. Güzel bir hediyedir bunu görebilmek veya tekrar teşvik etmek. Ama karne 5 geldi diye ona bir bisiklet ya da başka bir maddi ödül almak çok gerekli değil. Çünkü o zaman çocuğa şu mesajı veriyoruz. Sen bunu bir şey için yaptın ve karşılığında bunu alacaksın. Ama çocuk bunu kendisi için yapmalı zaten. Yani içsel motivasyon dediğimiz şey. Kendin istedin, senin hayatın için bu oldu. Buna ödül verirsek ne yapacağız? Dışsal motivasyonu devreye sokacağız. İstemediğimiz bir şey. Bak, sen bir şey yaparsan bunun karşılığında bir şey almalısın. O yüzden bence tebrik edelim, kutlayalım. Ama illa hediye alacaksak içimden geldi bunu aldım sana diyelim. Alalım ama karne için olmasın. İçimizden geldiği için olsun. Herkese
İşte bu küçük nüansı şimdiden gerekiyor. Evet evet, o çok önemli. Karnesi güzel gelen arkadaşları kutluyoruz. Güzel gelmeyenler de hiç üzülmesinler. Bunu iyi değerlendirsinler. Tatillerinde neler yapabileceklerini düşünsünler derim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağlık bence güzel de başarınızın devamını diliyorum çok hocam. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür davet ederim. Ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz hocam. İyi çok çalışmalar diliyorum hep bence. Hep beraber. Çok değerli konuğumuz hocamız efendim klinik psikolog Deniz İzmir. Bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.